Dostlar Esenlikler, ben Atsine'yim. Bugünkü konumuz İslam öncesi Arap tarihi. Ama tabi konuyu konuşurken şu arkadan gelen birkaç adet köpek kavlaması için yapabileceğim bir şey yok. Yani bu hayvanları yakalayıp ağızlarını mı bağlasam başka bir şey mi yapsam bilemiyorum. Gece olunca bunlar böyle başlıyor. Hav 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 hav. Ya domuzlar var işte ne bileyim geyik var tilki milki falan var. Herhalde bazen kurttan korkuyorlar havladıkça havlıyorlar. Burada biraz kırsal bir yer arkadaşlar. Yani köpeklere de ihtiyacımız var. O yüzden yani ben bayağı bir köpek beslemek zorundayım burada. <laughs> Onlar da işte böyle susmuyorlar. Ne yapalım? Gelen sesler için kusura bakmayın. Şimdi konumuza dönelim. İslamiyet öncesi Arap tarihini ele alacağız. Şu an kullandığım şey kaynak bayağı gene eski bir kaynak. Yani 1950'lerin sonrasında yazılmış bir kaynak. Aslında bu eski midir? Ondan da emin değilim çünkü şunu diyebilirsiniz ya Atsi dostum da basılalı 85 yıl olmuş. <laughs> Bunun neresi eski tabi 85 yıl lafın gelişi de 1950 olsa 73 ediyor ya. Vay on bayağı da ediyormuş yani, yani, mesela örnek 73 yıl uzun bir süre olarak gelmeyebilir. Çünkü şey diyor kimisi mesela diyor ya o 10 bin yıllık kaynak var adamın elinde. 10 bin yıllık kaynakta neyse artık yani <laughs> abarttım bayağı tamam abarttım abarttım piramitlerde Sümer, Sümer'de de bulamazsın abi ya 10.000 yıllık. Var mı arkadaşlar bildiğiniz en eski yazım falan ne zamana ait? Ona bir bakın dostlar. Şimdi ben şeye başlayayım. E, konuya başlayayım. Dediğim gibi bunlar 1950'lerin sonrasında kaleme alınmış e, kaynaklar. Yani eski diyebileceğimiz yazımlar. Bakalım bu eski hazinelerin içinde neler var? Böylesi kitapları keşfetmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ve ben de ben de burada ilk defa sizlerle beraber okuyorum. Evet. O yüzden bazen takılmalar falan oluyor. Birinci bölüm. Samiler, Araplar ve Güney Arabistan devletleri. Geçen yüzyılın sonlarına doğru Yemen'de, Mağrib bölgesinde yapılan arkeolojik araştırmalar, bu bölgenin milattan 10-15 yüzyıl önce çıkan eski ve parlak bir medeniyete sahip olduğunu göstermektedir. Bu arada bunun geçen yüzyıl dediği arkadaşlar 1800'lü yıllar. Yani 20. yüzyılda yazıldığı için 19. yüzyılı kastediyor. 19. yüzyılın sonları. Eski Arap tarihçileri ve eski Arap rivayetleri burayı, yani Güney Arabistan'ın bilhassa Yemen dolaylarını Arap milletinin en eski ana yurdu olarak göstermektedirler ki, aşağıda görüleceği üzere bu fikir ve söylentiler yeni zamanlarda yapılan jeolojik ve arkeolojik incelemelere uygun düşmektedir. Tevrat rivayetlerine dayanan soy kütüğü bağlantısında Kahtanilerden sayılan bu güneylilerin uygarlık alanında elde ettikleri başarıların ve inceliklerin Adnaniler diye anılan Hicaz bölgesine yerleşmiş İsmailoğulları üzerinde önemli etkiler yaptıkları bugün artık şüphe götürmez bir gerçektir. Kaldı ki kendileri aralarında büyük ayrılıklar görmelerine rağmen bir topluluk ve bir ulus olarak da güneyli Araplarla kuzeyli Arapları kesin olarak birbirlerinden ayırt etmek zordur. Eski tarihçilerin birbirinden çok değişik olarak söylentilere göre Yemen'de sayıları pek çok olan bövetler yani barajlardan bazılarının miladın 3. yüzyılı başlarında veya biraz daha evvel yıkılması üzerine bir sürü Arap kabileleri kuzeye doğru göç etmişler. Bunlardan bir kısmı Gassaniler, Hireliler, Kindeliler devletlerini kurdukları gibi Huzeya boyu Mekke'de, Evs ve Hacreç boyları Yesrib yani Medine'de yerleşip İslamiyet'in yayılıp gelişmesindeki olaylara karışmışlardır. Aşağıda görüleceği gibi Güney Arabistan'da ve Yarımada'nın diğer bölgelerinde oturan ve konuştukları diller birbirine benzediği için Sami kavimler denen topluluklar zaman zaman yukarıya, kuzeye doğru göç etmişler, bu göçlerin bir kısmı Mezopotamya'ya kadar ulaşmıştır. Buraya ilk ulaşan ön Samiler yani Akatlar, M.Ö. 2600, yüksek Sümer medeniyeti ile karşılaşmışlar ve bu parlak medeniyetin tesir altına girmişlerdir. Sümerler Sami kavimlerinkinden ayrı ve bugün benzeri pek bulunmayan bir dil konuşmaktaydılar. Sami kavimlerin Mezopotamya'ya gelişlerinden birkaç yüzyıl sonra doğudan gelen ve Sami'lerinkine benzemeyen bir dil konuşan ve Kutium adıyla anılan halk da Sümer ve Sami topluluklarına karışmıştır. Bir başka teoriye göre Samilerin ana yurdu Kuzey Afrika'dır. Bu zayıf bir teoridir ve Kuzey Afrika'da oturan Hami halkın diliyle Sami diller arasındaki bazı benzerlikler bazı bilginlerin böyle bir görüşe sevk etmiştir. Ayrıca İslamiyet'in ortaya çıkışına kadar devamlı ve gelişkin bir ticari alışveriş sürdüren Mekke'nin bu ticaret yoluyla her türlü fikir mahsulleri taşıyacağını yaptığı da söz götürmez bir olaydır. Bu itibarla Güney Arabistan tarihi, Kuzey Arabistan tarihi gibi İslam tarihiyle bölünmez bir bütün teşkil eder. Bunun için şimdi burada Samiler'in ana yurdunu ve yayılışlarını, ilk Sami toplulukları gözden geçirdikten sonra İslamiyet'ten önce Güney Arabistan'da kurulmuş olan devletleri inceleyeceğiz. Samiler'in ana yurdu ve yayılmaları. Tevrat hikayelerine dayanan eski kitaplarda İkinci Adem diye anılan Nuh peygamberin oğlu, Sam soyundan üredikleri bildirilen fakat genel olarak konuştukları dilin temellerinin hepsinde bir olmasından veya birbirine çok benzemesinden dolayı Sami uluslar adı verilen toplulukların baş tipini Araplar teşkil eder. Bu Sami toplulukların ilk defa nereden çıkıp nerelere yayıldıkları hakkında birçok görüşler ortaya atılmıştır. Bugün genel olarak kabul edilen fikre göre Mezopotamya, Suriye ve Filistin'e sami bir ülke çehresi veren yayılmalar, Arabistan'dan kuzeye çıkmış sami kavimler tarafından yapılmıştır. Jeoloji bilginlerinin buzullar devrinden hemen sonra, Arabistan'ın bugünkü kum çölleri ve kurak bölgeleri yerinde, sık ve geniş ormanların, büyük ırmakların bulunduğu, iklim şartlarının insanların üreyip çoğalmasına elverişli olduğu, fakat buzulların kuzey sınırı daha yukarıya gidince Orta Asya ve Büyük Sahra'da olduğu gibi Arabistan'da da yavaş yavaş kendini duyuran bir kuraklık başladığı yolundaki mütalaları bu görüşü desteklemektedir. Esenlik içinde yaşamaya ve üremeye elverişli bir iklimin hüküm sürdüğü çağda Arap Yarımadası'nın güney ve orta kesimlerinde gittikçe çoğalan Samiler kuraklık başladıktan ve yaşam şartları zorlaştıktan sonra yavaş yavaş çölleşen Arabistan'ın eski çağlarda alabildiğine çoğalmış olan insan yığınlarını besleyebilme kabiliyetini kaybetmesi üzerine milattan önce 3. binin başlarından itibaren Yarımada'nın ortasından dışarı doğru Afrika'ya, Habeşistan ve Mısır'a, Mezopotamya ve Suriye'ye akmaya başlamışlardır ki bu göç yürüyüşleri tarihte derin izler bırakacak kadar büyük topluluklar halinde ve sürekli olmuştur. Önce kuzeye çıkan askeri ve siyasi birlikten mahrum bulunan bu göçmen topluluklarından bir kısmı Sümerlerin muntazam ve düzenli kuvvetleri ve çok daha gelişkin savaş araçları karşısında sınırları zorlayarak geçemediler. Fırat Nehri boylarında göçebe bir halde epey bir zaman dolaşmak zorunda kaldılar. Sümer sitelerine ancak zamanla işçi veya ücretli askerler olarak girebildiler. Sonraları yüzyıllar geçtikçe çoğaldılar. Sümerlerin uygarlık ve savaş yöntemlerini öğrendiler. Ve uygarlık, rahatlık ve bunların meydana getirdiği gevşeklik sonunda savaşçılık kabiliyetlerini elden çıkaran efendilerine karşı koyacak kadar kuvvetlendiler. Yer yer ve zaman zaman ayaklanmaya başladılar. Ardı arkası kesilmeyen, boyuna gelen soydaşlarıyla kuvvetlenen bu sonradan gelme uyruklar sonunda aşağı Mezopotamya'nın yukarı kesimini yani sonradan Akatlar memleketi adına alan bölgeyi Sümerlerin elinden koparıp aldılar ve bu başarıları aşağı yukarı M.Ö. 2400 yıllarında Sinera hakim olmalarıyla sonuçlandı. Akatlı Sargon zamanında bütün Mezopotamya ve kuzeyde Toros dağlarına kadar olan bölgeye hakim oldular. M.Ö. 2050 yıllarına doğru doğudan gelen Elamlılar Güney Mezopotamya'yı ele geçirdiler. Kuzey Mezopotamya'da Asur ve Ninova şehirleri çevresinde yaşamakta olan Sami halk ayrı bir lehçe, eski Asur lehçesi geliştirdiler. Ve önce 2000 yıllarında burada Asur Devleti adıyla bir de siyasi birlik kurdular. Bu devlet zamanında Asurlu tüccarlar Anadolu'ya yayılarak muhtelif Orta Asya şehirlerinde ticaret kolonileri tesis ettiler. Bu koloniler Kayseri yakınında bugünkü Kültepe öreni yerinde bulunan ve o zaman Kaniş kurumu denen şehirden idare edilmekteydi. Fakat önemli meseleleri Asur şehirlerinden danışmaktaydılar. Kültepe'de yapılan kazılarda bu tüccarlardan kalma binlerce çivi yazılı tablet, pişmiş toprak üzerine asılı belge ele geçirilmiştir. Bu belgeler sayesinde o zamanki Asurlu ve Anadolu halkının dilleri ve sosyal bünyelerini izlemek mümkün olmaktadır. O zamanki tüccarlar Asur'dan Anadolu'ya kalay, kıymetli kumaşlar, süs eşyası, parfümler getirmekte, bunlara karşılık Anadolu'dan altın ve gümüş götürmekteydiler. Kalay madeni Anadolu'da bol bulunan bakır madeniyle karıştırılarak tunç yapmak için lüzumluydu. Tarihin hiçbir devrinde Anadolu'da kalay madeni bulunmamıştır. Anadolu'nun yerli hükümdarları zaman zaman Anadolu'dan altın ihracatını yasaklamışlardır. Asurlu tüccarlar altın kaçırmak için türlü yollara başvuruyorlardı. Tabletler bu hususta dikkate değer bilgiler vermektedir. Mezopotamya'nın kuzeyinde yaşamakta olan Asur halkı, M.Ö. 3. yılın sonlarında doğudan bu bölgeye göç etmiş olan Subar halkı ile de ilk zamanlarda bir arada yaşadılar ve sonradan herhalde bu yeni gelenlerle karıştılar. İlk Sami Devletler Akad İmparatorluğu Hakikatte halis Sami bir kavim tarafından kurulmuş olmamakla beraber, öteden beri Sami sayılan bu imparatorluk, Sinear'ın ilk sakinleri olan Sümerlerle, sonraları buralara geldiklerini gördüğümüz Sami'lerin karışmasından doğmuş, melez bir kavim tarafından M.Ö. 2725 yıllarında eski çağlar tarihinin büyük şahsiyetlerinden Sargon tarafından kurulmuştur. Sümerlerin hakim oldukları bölgeleri ele geçiren Sami kuvvetlerin kurduğu ilk siyasi birlik sayılan bu devlet, M.Ö. 26. yüzyıl ortalarında 4. Uruk şehri hakimi Urnik tarafından ortadan kaldırılmıştır. 1. Babil yani Eski Babil İmparatorluğu M.Ö. 2000 yıllarına doğru Mezopotamya'ya yeni bir Sami yakın olmuştur. Yeni gelen bu halka bir kısım bilginler Doğu Kenanlıları adını vermişlerdir. Bazı bilginler ise bunlara Amorit demektedirler. İşte bu yeni gelen halk kısa bir zamandan sonra başbuğları Sumu Abum idaresinde bir devlet kurdular. Bu hükümdar sülalesinin en kudretli ve şöhretli hükümdarı Hammurabi'dir. Onun bu şöhretini sağlayan sebeplerden bir tanesi de kendi adıyla anılan bir kanunu, Hammurabi kanununu düzenlemiş olmasıdır. Son araştırmalara göre Hammurabi Kanunu, daha önceki bir takım kanunlardan ve hukuki geleneklerden faydalanılmak suretiyle devrinin hukukçuları tarafından meydana getirilmiştir. Bu kanun toplumsal yaşayışın birçok ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlanmış olup muhtelif sınırlar arasındaki adaleti düzenlemeyi hedef tutmuştur. Hammurabi Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Ur şehrinden çıkışı sırasında hükümdar bulunan Sinear kralı veya Babil Nemrud'u Amrafel diye zikredilmektedir ki bu halde söylentiye göre İrahim peygamberi ateşe attıran Nemrud'un Hammurabi olması gerektiği söylenebilir. 1. Babil İmparatorluğu önce 1750 yılına kadar parlak devrini yaşadıktan sonra son hükümdarı Şamsuditana zamanında Anadolu'dan inen Hitit kralı 1. Murşil tarafından yıkılmıştı. Bu tarihten biraz önce Mezopotamya'ya doğru yeni bir halkın Kaşuk Kasitlerin geldiğini görüyoruz. Bunlar Hititlerin eski Babil devletini yıkmalarından faydalanarak Mezopotamya'yı ellerine geçirmişler ve bu ülkeyi 600 yıl kadar idare etmişlerdir. Bu yabancı hakimiyeti devrinde Mezopotamya'daki Samileşme gelişmekte devam etmiş. Önceki devirlerde meydana getirilmiş olan türlü edebi eserler yeniden gözden geçirilerek bunların nihai muteber nüshaları meydana getirilmiştir. Babil edebi eserleri arasında en önemlilerinden biri de şüphesiz Gılgamış Destanı adıyla bilinen büyük edebi eserdir. 12 tabletten ibaret olan bu eser Uruk Kralı Gılgamış ile arkadaşı Enkidu'nun kahramanlıklarını anlatmaktadır. Destanın 12 tabletinde ise tufandan bahsedilmektedir. Yani 12. tablet. Oradaki noktayı görmedim. 12. tabletindeymiş. Bu tablette olay kutsal kitaplarda Nuh tufanı diye geçen metinlere çok benzer bir şekilde anlatılmıştır. Burada Gılgamış ebedi hayatı arayan bir kimse olup tufan kahramanı olan Utna Piştim'den edebi ebedi hayatı bulamayacağını zira tanrıların insanları fani olarak yarattıklarını öğrenmiştir. Bu destan dostluğun insanlar arasındaki büyük değerini çok güzel belirten ilk eserdir. Şunu da belirtmek lazımdır ki Gılgamış Destanı Samilerin Mezopotamya gelişlerinden çok önce Sümerler zamanında meydana gelmeye başlamıştır. Bu eserin Sümerce yazılmış parçalarında ele geçirilmiştir aynı zamanda. Hurri diline ve Anadolu'da Hititçe'ye tercüme edilmiştir. Daha sonraki yüzyıllarda tufan motifi Hindistan'dan Yunanistan'a kadar uzanan geniş bölgede yaşayan birçok kavimlerce çok sevilen bir konu olarak birçok dillerde söylenmiştir. Gılgamış Destanı Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlanmakta olduğu klasikler arasında basılmıştır. İkinci Babil, Yeni Babil İmparatorluğu Gene Babil başkenti olmak üzere M.Ö. 626 yılında Nabu Palaslar tarafından kurulmuş ve parlak devrini bu hükümdarın oğlu ünlü Nabukudur Usu yani Nabukodonosor devrinde yaşamıştır. Nabukudur Usur saltanatı milattan önce 605 ve milattan önce 562 yılları. Milattan önce 586 yılında Kudüs'ü zapt ederek Yahudileri Babil şehrine götürmüştür. Yahudilerin Babil'de kalışları tarih bakımından çok önemli olmuş. Yahudilerin peygamber olarak tanıdıkları birçok önemli kişiler Babil'de yetişmiş ve bunlar Yahudi halkının tutsaklığa ve zulme tahammülleri için onlara sabır tavsiye etmişler, maneviyatlarını ayakta tutmuşlar ve Babil'in çökmesinde büyük rol oynamışlardır. i̇dare oğlu Belsara Usul yani Baltazar'ın eline bırakan son Babil hükümdarı Nabonit, onun da saltanatı 555-539 milattan önce tabi. Bu eski imparatorluğu kurtarmak için büyük gayretler sarf etmiştir. Babil'in son ve çok dikkate değer mümessili olan bu kral, memleketini ve Babil medeniyetini tehdit etmekte olan tehlikeyi çok isabetli bir şekilde görmüş ve tedbirlerine de başvurmuştur. Bu tehlike doğuda İran'da medlerden sonra idareyi ele almış olan Anzanlı Akamanişler sülalesinin önemli hükümdarı Kurus yani Keyhüsrev. Saltanatı M.Ö. 559-529 Evet. Kurus'tan gelmekte. Nabun'a ait Babil'in yıkılışını önlemek için başkentini istila yol üzerindeki Harran'a nakletmiş ve burada eskiden beri itibar görmekte olan ay kültünü yayarak istilaya karşı halkın maneviyat bakımından birleştirmeye ve kuvvetlendirmeye çalışmış, Arabistan'a seyahatler yaparak oradan taze kuvvetler cebinde, celbine uğraşmıştır. O 104 yaşında ölen annesi için yaptırmış olduğu mezar taşında, bu taş Ankara Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Annesinin ağzından söylenen ifadelerde Babil Devleti'nin korunmasına gayret edilmesini telkin etmektedir. Nabu Unaid'in bu büyük çaba ve tedbirleri saldırıcının istila yolunu hiç olmazsa bir müddet için değiştirmesine sebep olmuşsa da mukadder akıbeti önleyememiş ve önce 539 yılında Babil halkı ve Yahudiler kurusu bir kurtarıcı gibi karşılayıp Babil şehri Akanman işlerin eline geçmiştir. Bu suretle Sümerlerden beri devam etmekte olan bir medeniyet sona ermiştir denilebilir. Babil'in düşmesi üzerine Yahudiler kendilerinin 70 yıl dedikleri fakat gerçekte 47 yıl süren tutsaklıktan kurtarıp yurtlarına dönmüşlerdir. Yani bu Yahudilerin tutsaklık dönemi M.Ö. 586 ve 539 yıllarına denk geliyor. Kurus Babil'i zaptetmeden önce Batı Anadolu yönünde ilerleyerek Lidya kralı Kresus mağlup Kresus'u mağlup ve esir ederek Lidya krallığını ortadan kaldırmıştır. Kresus tarihte zenginliğiyle ün salmış hükümdarlardan biridir. Gelelim Asur krallığına. Ne zaman kuruldukları tam bir kesinlikle bilinmemekle beraber M.Ö. 1280-1260 yılları arasında hüküm süren 1. Salmanasar zamanında büyük bir canlılık gösterdiler. Genel olarak Asur tarihi eski Asur, orta Asur ve yeni Asur devirleri olmak üzere üç devrede incelenmektedir. Eski Asur devleti M.Ö. 2000 yılının başlarında kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu devirde Asurlu tüccarların komşu memleketlerle bilhassa Anadolu ile olan ticari münasebetlerine yukarıda temas edilmişti. Bu hususta fazla bilgi mevcut olmamakla beraber Başka memleketlerle de ticari temaslarda bulundukları anlaşılmaktadır. Orta Asur çağında en önemli kişiler Asul, Asur, Asur, Ubalit'tir. Bunun zamanında Asur devleti çok kuvvetlenmiş. O çağın dört büyük devleti Babil, Hitit, Mısır ve Asur arasına girmişti. Asurlular 2. Adadniari zamanında Babilonya üzerindeki hakimiyetlerini kabul ettiler. 2. Asur Nasirpal saltanatı ise Akdeniz'e ulaştı ve Fenike şehirlerini himayesi altına aldı. Asur konumu olarak bilinen hukuki eser Orta Asur çağında ve lehçesinde yazılmıştır. Bu kanunun bize kadar gelen parçalarından aile hukukuna dair olan bahisler bilhassa dikkati çekmektedir. Yeni Asur devrinde ise önemli tarihi kişiler ve olaylar şöyle özetlenebilir. önce 722-705 yılları arasında hüküm süren 2. Sargon, Ön Asya'nın büyük bir kısmını ele geçirmişti. O Yeni Asur devletinin en kudretli şahsiyeti olup kendisinden sonraki yüzyıllık Asur tarihine de adını vermiştir. Milattan önce 722-612 yılları arasındaki çağ Sargonlar devri denmektedir. 2. Sargon'un muhtelif askeri faaliyetleri arasında Anadolu'ya karşı yaptığı akınlar bilhassa zikre değer. Onun zamanında idare merkezi Van Gölü kıyısındaki Tuşpa da olan Urartu Devleti. Asur için büyük bir tehlike teşkil etmekteydi. Sargon bu tehlikeyi bertaraf etmek için M.Ö. 714 yılında Van Gölü çevresine bir akın yaptı. Bu akını bütün teferruatıyla anlatan tablet aşağı yukarı tam olarak ele geçmiştir. Bu belgeden o bölgenin tarihi coğrafyası ve siyasi durumu hakkında değerli bilgiler elde edilmektedir. Sargon'un bu akından sonra Urartu tehlikesi hemen hemen ortadan kalkmıştır. Bundan başka Sargon, Güneydoğu Anadolu'daki diğer küçük beylikleri de birer birer ele geçirerek buralarını Asur ülkesine katmıştır. Korkutma ve yıldırma usulü devletin bir prensibi gibi devam ettirildi. Sargon, M.Ö. 722 yılında başkentleri Kudüs olan Yehuda devletiyle, başkentleri Kudüs gibi bir kara ticaret merkezi haline gelmiş, Samariye şehri olan İsrailiye devleti arasındaki kanlı boğuşmalardan faydalanmıştır. Bunlardan İsraili hükümeti Yahuda devletini sıkıştırıp kötü duruma düşürdüğünden, çaresiz kalan Yahuda hükümdarı Asur kralı 2. Sargon'dan yardım istemiş, Sargon, Asur ordularıyla Suriye'ye geçerek, Samariye üstüne gitmiş, şehri kuşatıp Mısır Firavunu ile işbirliğine çalışan hükümdarı esir ve şehri harap etmişti. Halkını kaldırıp başka yere sürerek yerlerine Babillileri, Arapları ve Hititleri yerleştirdi. Bu şekilde bir yerin halkını sürüp yerlerine başkalarını getirme yani deportasyon işi yenilmiş milletin direncini kırmak için metotlu bir şekilde tatbik edilen bir adetti. Direnmeksizin hemen tabi olan yerli krallar Nineve'nin uyruğu oldular. Öldürülen diğer krallar yerine de Asurlu valiler tayin edildi ve Asur ülkesine katıldılar. Fırat nehrinin kilit noktası olan Karkemiş'ten sürülen yerli halkın yerine Asurlular yerleştirildi. Kıbrıs, Alaşya Krallığı Asur'a bağlı bir krallık oldu. Sur hariç bütün Suriye kıyıları Sayda Kralı'nın idaresinde bir uyruk krallık halinde birleştirildi. Sargon Babilonya Kralı ünvanını aldı. Ön Asya'da önem verildi. Yılda birkaç mahsul veren bir ziraat yapmak için kanallar, su depoları yapıldı. Memleket içinde ticari değiş tokuşu arttırmak için pazarlar düzene kondu. Fenikeliler ve Kıbrıslılar tarafından yapılıp organize edilmiş bir armadanın hizmete sokulduğu Basra körfezindeki deniz ticareti canlandırıldı. Bütün imparatorlukta büyük işlere girişildi. Nini ve hayvanat ve nebatat bahçeleri kurulmak suretiyle büyük bir başşehir oldu. Muazzam bir kütüphane. Sargon'un arattığı bütün Babilonya kitaplarını kendinde topladı. Krallık sarayı Babilonya biçimine göre yapıldı. Devlet idaresi Babilonyalı çatiplere verildi. Sargon Babilonya'da takvim, tartı ve ölçüyü, bilim ve hukuku düzenledi. Böylece yüzyıl içinde yepyeni bir anlayışta muazzam bir kara imparatorluğu kurulmuş oldu. Sargon İmparatorluğu, Mezopotamya, Basra Körfezi, Suriye mihver olmak üzere bir iktisadi birlik haline getirmeye çalıştı fakat bu ekonomi düzeni ayakta duramadı. Zira bu iktisadi düzenin ayakta durabilmesi Hint ve Batı dünyası ile ilgili milletler arası bir mal değiş tokuşuna dayanıyordu ki bu iki faktörü Nini ve Krallığı daima kendi elinde tutamıyordu. Gittikçe zayıflayan devlet Milattan önce 612-609 yılları arasında yapılan savaşlarda iyice kuvvetten düşerek son Asur kralı Asur Ballit devrinde Med kralı Keyaksar ile 2. Babil devleti hükümdarı Nabu Polassar'ın birleşip Asurluların başkenti olan Ninive'ye yaptıkları saldırı sonunda ortadan kalkmıştır ki iki müttefik devlet ortak zaferlerinden sonra aralarında anlaşıp Medler asıl Asurilini Babililerde Siniar'ın geri kalan parçasıyla Suriye ülkelerine katabildiler. Güney Arabistan Devletleri Buraya kadar saydığımız devletler Arap Yarımadası'ndan kuzeye çıkan kavimlerle Mezopotamya'nın Sami olmayan ilk sakinlerinin yüzyıllarca süren ortak yaşayış ve nesil karışmaları sonucunda çeşitli yerlerde ve zamanda türeyen Sami kavimlerdir. Arap, Yahudi, Arami, Süryani, Fenike ve Habeş dillerini konuşan halkın da dahil bulunduğu bu Sami topluluklar, bu ilk devirlerden hemen sonra ayrı milletler halinde dağıldılar, yurt tuttular. Şimdi burada Samilerin baş tipi sayılan ve İslamiyet'in aralarında ortaya çıkıp yayıldığı Arapların, İslamiyet'ten önceki siyasal ve toplumsal hayatlarından kısaca bahsedeceğiz. Arap soyundan olan en eski devletler yarımadanın hemen hemen en verimli ve en güzel iklimine sahip yerlerinden biri olan Yemen bölgesinde kurulmuşlardır. Şimdi burada Yemen'de kurulmuş olan bu eski Arap devletlerini gözden geçireceğiz. May, Mina Devleti. Aşağı yukarı M.Ö. 1400 ve 700. Arap soy bilginleri en eski Arap halkının At, Semut ve İmrik yani Amalika olmak üzere bugün oradan kalkmış topluluklar olduğunu kabul ederler. Bu itirazlarda bunları asıl Araplar manasında el Arab el Arba derler. Şüphesiz bu bilgilerin bu bilginlerin bu konudaki bilgilerinin büyük bir kısmı Tevrat hikayelerine dayanır. Amalika'nın Mısır'da 15. 17. sülaleyi teşkil eden şasoraların yani Hiksosların cedleri olduğu da sanılmaktadır. Gene bu bilgilere göre güneye inmiş olan Nuh'un torunlarından Kathan veya Yatkan da türemiş toplulukların El-Arab, El-Arbalarla karışmasından El-Arab, El-Mustaribe denen ve Yemen'de hüküm sürmüş Eski Mayin, Seba, Hımyer, gibi devletler meydana gelmiştir. Bu yüzden bu güneyli devletlere Kathanlılar denir. Hicaz bölgesi Araplarının da İbrahim peygamber olduğu İsmail peygamberin torunlarından Adnan'ın soyundan üredikleri kabul edilir. Bu yüzden bunlara da Adnanlılar veya aynı soydan Maada veya Nizar'a nispetle Maadlar veya Nizarlılar denir. Mısır, Babil, Asur, İbrani, Yunan, Roma yazılı eserlerinden faydalanılmadığı çağlarda eser yazmış olan eski Arap tarihçileri Maun. Sonlaraları Main şekilde telaffuz edilmiştir. Krallığı yahut başka bir deyimle Mina devleti hakkında tek bir kelime dahi bahsetmemektedirler. Hemdani Kitap el İlkil adlı eserinde Yemen'de sadece Main ve Barakş adlarıyla kaydettiği iki mahvetten bahsetmiştir. Zamanımızda oryantalistlerin keşifleriyle tarihleri iyice aydınlanan ve baş şehirleri Karnus olan bu devlete dair eski Yunan tarihçilerinden Strabon, Plinius, Dionysos ve Batlamyus pek çok bilgi vermişlerdir. Fakat buna rağmen tarihçiler Mayn'in neresi olduğunu bir türlü kestirememiş, bu devlete ait hiçbir eser ve öğren bulamamışlar. Hatta bazıları Yunanlıların Minai sözüyle Mekke yakınındaki Mina'da oturan halkı kastettikleri zannında bulunmuşlardı. Fakat ünlü oryantalist Joseph Halevi 1869 yılında Sona'nın doğusunda Kof güneyinde Mayin şehri öğrenini bulduktan sonra bütün şüpheler ortadan kalkmıştır. Daha sonra Edward Glasser ve başkaları tarafından yapılan inceleme ve kazılarda yüzlerce yazıt bulunmuş ve bunlar sayesinde eski Yunan yazarlarının bahsetmedikleri Mayniler hükümdarlarının ve tanrılarının adları, halkın adetleri ve yaşama durumları tespit edilebilmiştir. Mirattan 200 bin yıl evvel eski Babil yazıtlarında Magan veya Doğu Arabistan'da Manjum adı adlı bir kraldan bahsedilir. Magan kelimesi Arapçadaki Ma'nın Sümercedeki şekli gibi görünüyor. Yazıtlarda Ma'n ile birlikte daha ötede bir Melukha diyarından bahsedilmektedir ki bu bölgenin orta ve kuzey batı Arabistan için almış olması düşünülebilir. Sümerler gerek Maam'dan gerekse Melukva'dan tapınaklarının yapımı için kereste, taş, maden gibi şeyler alıyorlardı. Manilerin dini, siyasi ve içtimai hayatlarına hükümdar ve tanrılarının adlarına dair yazıtlardan çıkartılan bilgiye göre bunları Irak Amalikasından yani çöl aramlarından saymak ihtimali daha kuvvetli görünüyor. Çünkü çöl aramları 1. Babil devletinin ortaya çıkışından önce Arap Yarımadası'nın yukarı taraflarından oturuyorlardı. Bunlardan bir bölüğü sonra Babil bölgesine yayılıp 1. Babil devletini teşkil etti. Son ihtimale göre Mayinlerin dip dedelerini de bu işte ortaklı olan kabileler arasında sayabiliriz. Bu takdirde Mezopotamya bölgesinde 1. Babil devleti yıkıldıktan sonra, Milattan M.Ö. 18. yüzyıl sonları manilerin dip dedeleri oralardan çekilerek kendi medeni ölçülerine uygun bir yaşam yeri bulmak üzere Arabistan'ın güneyine inmiş yerleşmiş olabilirler ki bu yeni yurtlarına yerleştikten sonra Mezopotamya'da olduğu gibi saraylar, mahvetler teşkil etmişler ve çevrenin gerekliliğine uyarak ticarete başlamışlardır. Ticari hesaplarını veya siyasal bağımsızlıklarını derleyip düzenlemek için alışveriş bakımından kendileriyle tanışıklık peyda ettikleri fenikelilerin ebce harflerini kullanmaya başlamışlardır. Bunların çivi yazısını bırakıp fenike yazısını kullanmaya başlamalarının sebebi fenike yazısının daha kolay ve ticaret işlerinde daha yaygın bir durumda oluşuydu. Fenike yazısı Mayinliler eline gelişmiş ve bu gelişmeden himyerli yazısı ortaya çıkmıştır. Sebe yazısıyla Habeş yazısı da sonradan Maynilerin bu yazısından alınmıştır. Dusat'ya göre Mayn yazıtlarının yanlış ta yazılış tarihleri M.Ö. 800'lü yıllarını pek geçmemekle beraber Hommel, Otto Weber, Weinler gibi bilginler Maynilerin milattan 14 bin yıl evvel Yemen'de medeniyet kurmuş bir devlet olarak kabul edilebileceği fikrindedirler. Bunlar ileride söyleyeceğimiz üzere Fenikeliler gibi çalışmalarını ticarete dayanan bir devlet idiler. Bu maksatla ta kuzeye, Akabe Körfezi dolaylarına kadar çıkmışlar ve Medyen, Midyen'i koloni yapmışlardır. Gene bunların Mehre adı verilen, güneyde günlük sahillerinden aldıkları Arabistan ürünleri ve Hindistan ile Çin'den gelen ticaret mallarını Suriye, Filistin ve Mısır'a Asur ülkelerine götürüp sattıklarını biliyoruz. Bunların ilk baş şehirleri Main idi. Daha sonra bu baş şehir Strobo'nun bildirdiklerine bakılırsa Karna ya çevrilmiştir. Hemen şimdi inceleyeceğimiz gibi Yemen'de bu devletten sonra Sebalılar devleti kurulmuştur. Sebalıların devamı da Himyeliler teşkil etmiştir. Yukarıda söz açtığımız buralarda yapılan son arkeolojik araştırmalarda ele geçirilen yazılı taşlardan anlaşıldığına göre bu devletler halkı bu devletler aynı halk topluluğunun vücuda getirmiş olduğu devletler olup devlet adının değişmesi sadece saltanat süren hükümdar soyu değişiminden ibarettir. Mayın devletinde krallık babadan oğula geçiyordu. Bu devlet daha doğru bir deyimle bu hükümdar sülalesi siyasal erkeni ne zamana kadar devam ettirdi? Bu soruya kesin ve açık bir cevap vermek güç görünüyor. Fakat herhalde milattan önce 7. yüzyılın başından evvel ortadan kalkmamışlardı. Esasen Maynlilerin son çağlarıyla Sebalıların ilk çağı birbirleriyle karışmış durumdadır. Bu devirlere ait yazıtların incelenmesi Mayinlilerin M.Ö. 750-650 yılları arasında sona ermiş olduğunu göstermektedir. Sebalılar Devleti M.Ö. 700 ve 115 Eserlerinde doğru olsun diye söylenti halinde olsun, Mayinler hakkında tek kelime dahi bilgi verilmeyen Arap yazarlar Sebalılardan örtülü bir şekilde bahsetmişlerdir eski Yunan tarihçileri Yemen dolaylarındaki Mayniler, Sebalılar, Kathanlılar, Hadramavtlılardan, Karilerden bahsetmekle beraber hükümdarlarının adları hakkında bir şey dememişlerdir. Yalnız Strabon, Sebalıların sosyal ve ekonomik durumlarına dair bilgi vermiş, baş şehirlerinin Maryaba yani Marib şehri olduğunu söylemiştir. Sebalıların asılları da Maynilerinki gibi kesin surette halledilmemiştir. Arap yazarları Sebabların Tevrat'ta Nuh'un oğulları Sam torunlarından, Yaktan ile aynı şahıs olduğunu kabul ettikleri Katan'dan indiklerini iddia eder. Ve bunlara El-Arab, El-Mutarribe adını verirler. Arap tarihçilerine göre Katan, Yemen halkının dip dedesidir. Milattan sonra 19. yüzyılın sonlarına doğru Yemen'de yapılan araştırmalarda da ortaya çıkan Mayın yazıtlarında Sebalalar Havlan adlı başka bir kabile yanında daha Yemen kuzeyinde dolaşan Necran'da Akafe Körfezi dolaylarında bulunan Petra yakınlarındaki Ma'an şehrine yani bugünkü Ürdün Krallığı güney sınırlarına giden yol üstünde baskınlar yaparak ticaret kervanlarını rahatsız eden göçebe bir aşiret gibi gösterilmektedir. Asur Krallığı çağına ait yazıtlarında da M.Ö. 700 yıllarına doğru Yisi Amarra adlı bir Sebe Krallığından bahsediliyor. Bu belki eski Sebe devrinde rastladığımız rahip krallardan biridir. Asur kralı 2. Sargon devrine ait olan bu yazıtta kral Sargon'a cizye veren uluslardan söz ederken bu Sebe kralı Yisi Amara'da sayılıyor. Bu kayıt 2. Sargon'un Yemen'i e ele geçirdiğini ispat etmez. Böyle olduğuna yani Yemen'i e ele geçirdiğine dair hiçbir belge yoktur. Seba devleti Fenikeliler gibi ticari bir hükümetti. Kuzey Arabistan ticareti bunların ellerindeydi. Yemen'den kalkan ticaret kervanlarının Kuzey Arabistan yoluyla Akdeniz kıyılarına ve bilhassa o zaman çok önemli bir ticaret merkezi olan Gazze'ye geçebilmeleri için bütün o bölgelere hakim olan 2. Sargondan izin almaları veya para ödemeleri gerekiyordu ki adı geçen ve cizye veren devletleri sayan belgenin mahiyeti bu olmalı. Bu Sebe kralı o zaman herhalde Orta Arabistan'da oturuyordu. Öte yandan söylentilerin İsrail kralı Süleyman'la çağdaş gösterdiği Seba Melikesi hikayesi tarih olaylara pek uygun düşmemektedir. Yahut da bu belki Seba Melikesi değil belki Asur yazıtlarında adı geçen ve Kuzey Arabistan'da yaşamış olan muhtemel bulunan Arrubu kraliçelerinden biridir. Yemen'de Belkis adı kraliçe Himyerliler devrinde Belkis binti Heddat adı altında ve miladi 330-345 yılları arasında hüküm sürmüş olarak görüyoruz ki Hristiyanlığa yeni girmiş olan Habeşlilerin Yemen'e saldırışları bunun zamanında vuku bulmuştur. Bu kadınla bundan 13-14 yüzyıl önce yaşamış olan İsrail kralı Süleyman arasında bir ilgi olamaz. Yemen'deki Seba devletini en erken milattan önce 8. yüzyılda kurulduğuna göre aşk hikayeleri de dillere destan olan Belkıs'ın Seba melikesi olması bile uzaktır. Yemen'de ortaya çıkarılan bu yazıtlardan birçok Seba hükümdarı adı öğrenilmiştir. Bu ad ve lakapların karşılaştırılmasından Sebalıların evvela bir beylik veya dini başkanlık teşkil ederek daha sonra bu çekirdekten büyük bir hükümet kurduktan kurdukları sanılmaktadır. Sebalıların bu genişlemeleri eski saldırgan ulusların yaptıkları gibi saldırma yoluyla değil ticari gelişmeyle olmuştur. Seba hükümdarlarının yazıtlarında diğer eski çağlar hükümdarlarına ait yazıtlarda olduğu gibi saldırdım, üstün çıktım, cizye bağladım, çapul ettim gibi sözler görülmez. Tersine olarak yapı yaptım, vakfettim, onardım gibi kelimeler vardır. Bunlar Seba'da oturan bir beylik iken sonra Sarva'da ele geçirip başşehir yapmışlar, daha sonra Marib şehri bu ödev üzerine alınmıştır. Yazıtlarda geçen hükümdar lakap ve ünvanlarına göre Sebalıların başlıca iki devir geçirdikleri anlaşılıyor. Birinci devirde hükümdarlara mekrup veya mukarrib yahut mukarreb deniyordu. Bunlar ilk devirlere ait rahip hükümdarlardır. Bu birinci devir M.Ö. 700-500 yılları arasında rastlar ikinci devirde yani Sebalıların Himyerliler devleti şekline gelmesine kadar süren M.Ö. 500-115 yıllarına kadar mağrib hükümdarları resmen Seba kırsalları adını taşırlar. Şimdiye kadar ele geçen yazıtlardan 27 kadar Seba hükümdarının adı öğrenilebilmiştir. Bunlardan 15 ilk devre yani mukarrip ünvanıyla tanınan rahip hükümdarlar devrine 12'si ikinci yani Seba hükümdarları devrine ait. Seba devleti daha sonra Zefar adını alan ve o zaman Yemen'in en büyük eyaletlerinden birini teşkil eden Reydan'ı ülkelerine katmışlardır. Krallık tahtı Mayin devletinde olduğu gibi buralarda da babadan oğula geçerdi. Mayin devletinin ortadan kalkmasından sonra M.Ö. 750 ile 650 arasında bunlara ait bulunan Midyan, Midyen sömürgesinin Sebalılar tarafından devir alınmış olması tahmin ediliyor. Tevrat'ın bazı bentleri bu tahminleri doğru görünmektedir. Seba devleti zamanında yapılmış en önemli işlerden biri Marib Seddi de denilen Arim Seddi'dir. Bu set Serat Sıra Dağları'nın bir uzantısı ardına yapılmıştı. Arim Himyer lehçesine göre sed demektir. Arim Saddi Marib yakınlarında olduğundan Marib Seddi diye anılır. Marib'in bir adı da Seba'dır. Bu itibarla buna Seba Seddi de denir. Bu seddin hangi seba kralı zamanında yapıldığı veya yapılmaya başlandığı her ne kadar ele geçen yazıtlarda bazı aydınlatıcı kayıtlara rastlanmışsa da kesin olarak bilinmiyor. Bu seddin 6. yüzyılda onarıldığı anlaşılmakta ise de ondan sonra bir daha onarılmamış. İslamiyetin ortaya çıkmasından biraz önce yıkılmıştır. Seba devleti hükümdarlarının da kendilerinden evvelki Mayin devletininkilerde olduğu gibi ve onlarınkinden farklı lakap ve ünvanları vardı. Bu ünvanlar ulu anlamına gelen Vitar, Mümtaz anlamına gelen Beyin, Şerif anlamına gelen Zurah, Güzel anlamına gelen Yuhenam ve Sami anlamına gelen Yenuf'tur. Yukarıda bahis konusu ettiğimiz üzere eski Doğu devletlerinin çoğunda gördüğümüz gibi bu devlette de saltanatın kadınları da geçtiğini anlıyoruz. Bu Seba devletinin bir kraliçesinin yani Belkıs'ın İsrail kralı Süleyman ile münasebet halinde bulunmuş olması tarihi gerçeğe uymadığı halde bütün eski tarihçiler bundan bahsederler. Mesela Hudmir'de ünlü eserinde adı geçen İsrail kralı Süleyman'ın yani Süleyman peygamberin Yemen'e gittiğini, o sırada Belkıs'ın Seba kraliçesi olduğunu ve ikisi arasında uzun aşk maceraları geçtikten sonra Evlendiklerini uzun uzun anlatır. Himyerliler Devleti milattan önce 115 yılında Yemen'de Kathanilerden olan Mayniler, Sebalılar gibi Himyerliler adını taşıyan bir hükümdar sülalesi daha ortaya çıktı. Bu hükümdar sülalesinin evvela Reydan şehrine hakim oldukları, bu itibarla Zu Reydan namıyla anıldıkları anlaşılıyor. Daha yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Reydan bugünkü Zefar'ın eski adıdır. Himyerliler evvela Kataban'ı ele geçirip Seba hükümdar sülalesi zayıflayınca, M.Ö. 115 yılında Seba'yı yağma, Marip şehrini de ele geçirerek resmen Seba ve Zu Reydan hükümdarları ünvanını aldılar. Himyer kelimesi Habeşçe olup koyu renkli demektir. Milattan 300 yıl kadar sonra Hadmaravi egemenliğini kaybettikten sonra, bu Seba ve Zureydan kralı ünvanı bundan sonra uzatılarak Seba, Zureydan ve Hadramat ve Yemenat kralı şekline sokuldu. Biraz sonra da Seba ve Zureydan ve Hadramat, Yemenat ve bunların dağ ve Tilhame'deki Arapların kralı olmak üzere upuzun bir ünvan halini aldı. Miladi 4. yüzyıl ortalarında kısa süren bir Habeş istilasından sonra bu uzun ünvanlı krallar 375 yılından 525 yılına kadar 150 yıl aralıksız olarak saltanat sürdüler. 525 yılında Habeşli Aksumlular bunların yerine geçtiler. Habeşliler de Sami topluluğuna dahil bir millettir. Fakat bugün Habeşistan denen bölgeye Sami göçünün ne zaman başladığı doğru ve kesin olarak bilinmiyor. Herhalde M.Ö. 5. yüzyıldan daha sonra olamaz. Habeşlilerin ulusal gelenekleri krallarının başlangıcını aşağı yukarı milattan önce 10. yüzyıla çıkarıyor. Bununla beraber hükümdarları olarak gösterdikleri Menilek yani Menelik'ten sonra ne kadar sonra olduğu belli değil. Zoskales adındaki bir kralın hakimiyet sahasını genişlettiğini biliyoruz. Bunlar orada sonra Kauşu yani Kauşu veya Kauçi ırkıyla karıştılar. Habeşliler siyasi ilgilerini kesmeden devam ettirdikleri eski yurtlarına yani Yemen'e türlü fırsatlarla geri gelmişlerdir. Bu defa ise Kavuşular ırkıyla karışıp esaslı bir değişikliğe uğradıktan sonra geliyorlardı. Himyarliler, Mayinliler ve Sebalılar gibi sırf ticaretle uğraşan, barış içinde yaşamayı ön planda kabul eden bir soy değildi. Bunlar savaşçıydılar. Bu soydan inen hükümdarlar arasında Arabistan'da birçok yerler ele geçiren İranlılar ve Habeşliler ile savaşlar yapan krallar vardı. Himyar krallarından bazıları Tubba lakabı anılırlar. Bu kelime de Habeşçi olup kuvvetli, kudretli manalarına gelir. İbni Hişam, Sir adlı eserinde tarih söylemeden ve daha ziyade eskiden beri devam edip gelen söylentileri doğru kabul ederek Himyarliler tarihi hakkında çok uzun bilgi vermekte, İlhassa Yemen'e yapılan Habeş saldırısını ve bunların kuzeye Kabe üzerine Peygamber Muhammed'in dedesi Şeybe Abdülmüttalip yani Şeybe zamanında yaptıkları yürüyüşe dair geniş bilgiler vermektedir. i̇bn İbni Şam, Him yerlilerin son hükümdarlarının zalimliklerini, Yemen Yahudiliğin ve Hristiyanlığın sokuluşunu, Lahniya Zuşenatr adıyla anılan ve hükümdar sülalesinden olmayan bir zorbanın hükümdarlığı ele geçirip, ahlaksızca işlere giriştiğini, bu lahniyanın kötülüklerini ortadan kaldırıp, kendisini yok eden kahraman Zura'nın yani Zu Nüvas'ın Yahudi dinini benimseyip, Yemen ülkesini yaşayışı, bu dini kabul etmeleri, Uhdu't adı verilen içi ateşle dolu hendeklere attırdığını uzun uzuyla anlatır ve bundan sonra, Abe saldırısının başladığını söyler. Evet, yine şey karıştı, hmm, bölgeler karıştı. Bakalım nereden devam edeceğiz? Şey bey anlattık. Ha, ki yazarın verdiği bu bilgi, sonradan ele geçen yazıtlara uygun düşmektedir. Hakikaten bu son kayıtlara göre M.Ö. Miladi 525 yılında Yemen'e hakim olan Habeşlilerin Marib Seddi'ni onarttıkları anlaşılıyor. Gene bu yazıtlara göre Marib Seddi miladi 542-543 yılları arasında yıkılmıştır. Yemen'e Habeş saldırısı herhalde daha Sabalılar soyundan güçlerini, nüfus kudretini elden çıkarma durumuna düştükleri son devirlerde başlamış bulunuyordu. Zeyla yani Adulis'te ele geçen bir yazıtta, Necaşi'nin miladın 2. yüzyılı başlarında Yemen kıyılarında saldırdığı söylenir. Habeşliler miladın 3. yüzyılı sonlarında yeniden Yemen'e saldırdılar. Yemen ve Tihame'nin bazı yerlerini ele geçirerek Habeşistanlı Arap Yarımadası arasındaki ticareti kolaylaştırdılar. Bundan 50 yıl sonra Habeşliler Yemen'e tekrar saldırıp bütün Yemen'i ele geçirmişlerdir. Aksumluların miladın 345. yılında Yemen'e yaptıkları saldırış meydana getirdikleri etki bakımından çok önemlidir. Habeşliler bu tarihten az önce Frumens adlı bir rahibin gayretiyle Hristiyan dinine girmişlerdi. Habeşliler Hristiyanlığı Arap Yarımadası'nda yayıp yerleştirmek hususunda Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in teşviki üzerine bu saldırışa geçmişler ve burada hakimiyetin tekrar yerli hükümdarlara geçtiği, Miladi 375 yılına kadar kalmış görünüyorlar. Daha önceki durumları bilmiyoruz ama hiç olmazsa bu devirdeki Himyerliler hükümdarları Aksunluların uyruklarıydılar. Habeşlilerin bu seferki Yemen istilalarının sebebi ise Konstantin'in Hristiyanlığın etrafında yayılmasının ve kökleşmesini kutsal bir ödey bilmesi değil aynı zamanda Yahudilerin Yemen'de yeni yayılmaya başlamış olan Hristiyanlığa ve Hristiyan halka karşı takındıkları kötü durumdur. Hele Roma ikiye bölündükten sonra Milattan yani Milad 395 Doğu Roma Bizans imparatorları nüfuz ve ticaretlerini genişletmek yolunda bir araç olarak kullandıkları Hristiyanlığı Arap Yarımadası'nda da yaymak ve genelleştirmek için büyük emek sarf etmişler. Bilhassa Necran'da çok çalışmışlardı. Necran ve Aden taraflarına paspalar yollamışlar ve Necran'da bir manastır yapmışlardı. Necran Kâbesi diye tanınan bu ziyaretgaha papaslar ve din adamları oturuyordu, otururdu. Miladi 525 yıllarında Yunanlıların Demyanos dedikleri son Himyer hükümdarı Zunivas'ı Habeş kumandanı Ebrehe yenerek tahtından indirdi. Hatta Ebrehe daha sonra meşhur fili ile Mekke'ye kadar yürüdü. Bu saldırışın sebebi Yahudilikte çok ileri olan Zu Nüvas'ın Necran'a sokulan Hristiyanlığı ortadan kaldırıp Arabistan'ı kurtarmak istemesidir. Zu Nüvas bu iş için 523 yılında Necran'a yürümüş, Necranlıları Hristiyanlığı bırakarak Yahudi dinini kabul etmeye zorlamıştı. Necranlılar bu teklifi kabul etmeyince Zu Nüvas başkanlarını öldürdü, mallarını yağma etti. İçleri ateşle dolu hendekler hazırlatarak, Hristiyanlıktan dönmek istemeyenleri bu çukurlara attırdı, İncilleri yaktırdı, kiliseleri yıktırdı. İbn Hişam'ın İbn İsak'tan naklen bildirdiğine göre bu insan kırımında öldürülenlerin sayısı 20 bini bulmuş. Gene İbni İsak'ın anlattığına göre Hristiyanlardan Devsu Saleben adında biri atını dört nala sorup uzaklaşarak ölümden kurtulmuş ve çöl yolunu tutup arkasından gelenlerin gözlerinden kaybolmuş ve Bizans İmparatorunun sarayına girip huzura çıkmış. Zunivas'ın Hristiyanlara yaptıklarını anlatıp onun bu zulmünden kurtulmak için savaş yapmak üzere yardım istemişti. Kaiser, memleketin buraya çok uzaktır fakat Hristiyan olan Habeş kralına sana yardım etmesini yazacağım. O sizin memleketinize daha yakındır cevabını verdi ve Habeş hükümdarına ona yardım etmesi ve öcünü alması hususunda bir mektup yazdı. Devs Kayser'in mektubunu alıp Habeşistan'a vardı. Necaşi'nin katına çıktı. Necaşi Devs'le birlikte 70 bin Habeşli'den müteşekkil bir ordu yolladı. Ordunun başına Habeşlilerden Eryat'ı komutan tayin etti. Bu orduda Ebrehe el Erşem de bulunuyordu. Eryat yanında Zu Saleban'da bulunduğu halde denize aşarak Yemen kıyılarına ayak bastı. Zunivas Himyerlileri ve kendisine uyruk olan Yemen kabilelerini alarak Züt Alber denen yerde Eryat'ın karşısına çıktı. Zunivas yenildi. Ordusu perişan oldu. Bu felaketi görünce atını denize sürüp gitti gitti. Bundan sonra Zunivas'tan hiçbir haber alınamadı. Eryat ise Yemen'e girip istila ederek hakim oldu. Zeydan Habeş saldırısının sebebini Arap kaynaklarının bildirdiklerinden başka olarak şöyle yazıyor. Bizanslılar Hristiyan dininin yayılması yoluyla doğuda sözlerini geçirir duruma geldiklerinden Bizans tüccarlarının doğu mallarını Basra körfezinden alıp Kızıl Deniz yoluyla Mısır'a ve kendi ülkelerine Avrupa'ya taşımak için Him yerliler ülkesinden geçmek kolaylaşmıştı. Çünkü Him yerliler eski kuvvetlerini kaybettiklerinden Bizans tüccarlarının bu geçişine engel olamıyorlar. Onlar da Basra körfezinden aldıklarını, Asya içlerinden gelme doğu eşyalarını, Yemen ve Kızıl Deniz yoluyla Habeşistan'a ve oradan da Mısır'a ve daha ötelere taşıyorlardı. Bu durum öteden beri Bizans'ın baş rakibi olan İranlılar tarafından önlenmek üzere Basra Körfezi'ne ordu gönderildi. Bizans kralları Habeşliler ve Himyerliler eliyle bu üstünlüklerini elde tutmak istedilerse de İran'a dayanan ve güvenen Himyerliler bu Bizanslı tüccarlara saldırmaya başladılar ve doğu ticaretine engel oldular. Teofanes'in bildirdiğine göre Habeşliler ticaret yolunu emniyet altına almak için Kızıl Denizi geçip Him yerlilere saldırdılar. Yemen hükümdarı Zunivas'ı öldürüp Yemen'e yayıldılar. Bu başarıdan sonra Aksomlulara yardım etmeleri şartıyla Bizans İmparatoru Justinian ile anlaşmayı yenilediler. İskenderiye'ye bir elçi kurulu yollayıp vaftiz yapmak ve dini bilgileri öğretmek üzere bir din adamı istediler. Kendilerine Yohan adında bir papaz yollandı ki bu adam sonraları Aksum şehrinde piskopos oldu. Habeşliler bu teşebbüslerinde başarı kazanıp ticaret yolunu açtıktan sonra geri döndüler. Saldırıcılar geri döner dönmez yerliler bu ticaret yolunu gene kapattılar. Habeşliler Yemen'e ikinci defa saldırdılar. Bu sefer Esi Mafios adlı bir Hristiyan Yemen valisi oldu. Son yıllarda Hınsı Gurab, Karne adlı yerde bulunan yazıtta okunan yazılar bu bilgiyi kuvvetlendirir mahiyeti dedi. Yukarıda dediğimiz gibi Zunivas atını denize sürüp kaybolduktan sonra Eryat Yemen'i istila etti ve yerleşti. Biraz sonra yanında bulunan komutanlardan Ebrehe ile arası açıldı. Eryat Yemenlilere zulmettiğinden yerli halk da Ebrehe ile birlik oldu. Ebrehe ile Eryat arasında çıkan savaşta Eryat Ebrehe'nin dudağını yardığından Ebrehe'ye el-Eşrem dudağı yarık lakabı verilmiştir. İki komutan arasındaki savaş sonunda Ebrehe Eryat'ı öldürüp Yemen'in tek valisi oldu. Bundan sonra Ebrehe Sanda El Kulleys adı verilen tapınağı yaptırdı. O bunun her bakımdan güzel olmasına kadar önem verirdi ki İbni Şam'ın naklettiğine göre bu tapınak o zamanlar yeryüzünde hiçbir yerde işi görülmemiş bir kilise oldu. Şüphesiz bu ifade büyük bir mübalağa var ama kilisenin yapılması hususunda ne kadar fazla ihtimam edilmiş olduğunu gösterir. Ebrehe bundan sonra bütün Arapların tavaf için Mekke'deki Kabe'ye değil buraya gelmelerini temine çalıştı. Mudarlılardan Kinane oğlu, Malik oğlu, Haris oğlu, Salebe oğlu, Amir oğlu, Adi oğlu, Fukay'ın oğullarından bir adam bu teşebbüse kızarak gidip Yemen'de El Kulleys tapınağına girdi ve pisledi. Bu kadar çok oğlu yazacağınıza şey deseydiniz ya, Fukay'ın oğullarından bir adam daha kolay olurdu yani. Niye bana adamın dedesinin 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 dedesini saydırıyorsunuz ya? Neyse dostlar devam edelim. Fukay'ın oğullarından bir adam bu teşebbüse kızıp gidip adamın yaptırdığı kilisenin içine pisliyor. Bunun üzerine Ebrehe sinirlendi ve gidip Mekke'deki kutsal evi yıkmaya and içti. Ordusunu alıp Mekke'ye doğru yola düştü. Yanında Mahmut adlı meşhur fili de vardı. Evvela Yemen eşrafından Zunefer adlı biri Ebrehe'nin karşısına çıkıp savaştı fakat yenildi tutsak oldu. Ebrehe ikinci olarak karşısına çıkan Hasam kabilesini de yenip Taif şehri dolaylarında bulunan Sakiflilere ulaştı. Sakifliler kendi tapınakları el atı yıkmaması için ona yalvardılar. O da bağışladı. Ebrehe'nin ordusunu Kabe'nin bulunduğu yere götürmek üzere kendisine Eburigal adında bir kılavuz verdiler. Ordu El-Mugannis yere vardığında Eburigal öldü. O günlerden beri hala Araplar Ebu Rigal'in mezarını taşlarlar. Araplar taşlamaya ne kadar meyilli bir halk ya. Hadi kadınları taşlayalım, şeytanı taşlayalım, mezarı taşlayalım. Abi siz bir kere çölün içinde taşı nereden buluyorsunuz, niye savuruyorsunuz, neyin peşindesiniz ya. Neyse. Ebrehe yolda oralarda bulduğu Muhammed'in dedesi Şeybe'nin iki yüz devesini birlikte alıp götürdü. Sonra Şeybe'nin develerini geri vermesi hususunda yaptığı üzerine verdi. Ve Habeş ordusu Kabe'ye saldırdıysa da Kur'an'da Fil Suresi. Bu nasıl geçmiş burada? C ve 100, 150. Öyle mi oluyor? C. C neydi ya Roma rakamında? Hatırlayamadım şimdi. Sen bir dur. Neyse. Fil suresinde temas edildiği gibi hiçbir şey yapmadan bozguna uğramış bir durumda Yemen'e döndü gitti. Bu olay miladi 570 yılı sonlarında oldu ki bunun üzerinden kısa bir müddet geçtikten sonra Muhammed peygamber doğmuştur. Ebrehe'nin ölümüne yerine oğlu Yeksun, daha sonra öteki oğlu Mesrup geçti ki Yemen'de son Habeş valisi budur. Habeşliler Yemen ahalisine çok eziyet ederlerdi. Hele Yeksun zamanında durum daha da çok fena idi. Yemenli erkekler öldürüldü, kanlarını Habeşli askerler aldı, karılarını Habeşli askerler aldı. Çocukları perişan oldu. Sonunda Yemenliler, Himyerliler, hükümdar soyundan Sef bin Ziyyezen ile birleşip Habeşlileri yurtlarından çıkarıp atmaya karar verdiler ve Seyf bu iş için İstanbul'a yani Konstantinopol'e Bizans İmparatoruna yardım istemeye gitti. Habeşlilerin zulmünden bıkıp usandıklarını anlattı. İmparator onun bu arzusunu Habeşliler Yahudi midirler ki üzerine saldırayım diyerek reddetti. Seyf bundan sonra İran'da hüküm sürmekte bulunan Sasaniler hükümdarı Ana Şervanı Adil lakabıyla anılan 1. Husrev'e başvurdu. Kisra Yemen'in uzaklığından ve ele geçirilse dahi gelirinin azlığı sebebiyle bir fayda sağlayamayacağından bahisle bu yardıma pek yanaşmak istemediyse de sonunda Seyf'in devamlı ısrarları neticesinde razı oldu. 7-8 bin kişilik bir kuvveti Vahriz adındaki bir komutanın idaresine vererek Seyf'le Yemen'e yolladı. Seyf İran askerleriyle Yemen'in içlerine doğru ilerledikçe Yemenliler bölük bölük etrafında toplandılar. Karşılarına çıkan büyük bir Habeş ordusunu yendiler ve bu savaşlarda Habeş valisi Mesruk öldü. Böylece Yemen Habeş istilasından kurtulmuşsa da bu defa İran nüfuzu altına geçmiş oldu. İran kisrası her yıl belli bir miktarda vergi vermek şartıyla Yemen valiliğini Seyf'e verdi. Bir müddet sonra Seyf, Habeşlilerden bazılarıyla dost oldu ve bunlar tarafından öldürüldü. Seyf'in öldürülmesinden sonra Sasaniler, Vahriz adındaki eski komutanın idaresinde tekrar bir iktidar asker gönderdiler. Vahriz başarıyla duruma hakim olarak İran valisi sıfatıyla bırakılmış, böylece Yemen'deki İranlı valiler dizisinin ilki olmuştur. Bazı kaynakların bildirdiğine göre Yemen'deki bu İran valileri, Yalnız Yemen ülkeleriyle yetinmeyerek zamanla Hadramavi, Uman ve Bahreyn taraflarını da ele geçirdiler. Bu şekilde Yemenlilerin İran'dan yardım istemeleri kendileri yararına ellerine fazla bir şey geçirmedi. Önce Habeşlilerin iken şimdi de İran'ın uyruğu oldular. Aradaki fark sadece İranlıların din ve ibadet hususunda Yemenlilere karışmamaları ve zor kullanmamalarındaydı. İran'ın Yemen'deki egemenliği İslamiyet'in ortaya çıkmasına kadar sürmüş. Miladi 600